Ama 18. gece gelince, Şehrazat öyküsünü şöyle sürdürmüş. İşitim ki, ey bahtı güzel şahım, orada, küçük kardeşleri Fehime ve iki kara köpek ve üç kalenderle birlikte bulunan Zübeyde ile Emine'nin öykülerini işitince Halife Harun Reşit, çok hayret etmiş ve üç kalenderinkiyle birlikte bu iki öykünün, özenli ve güzel bir yazıyla kalemdeki katipler tarafından yazılmasını, sonra da el yamalarının arşivine kaldırılmasını emretmiş. Sonra dönüp Zübeyde adlı genç kıza ve şimdi, ey asaletli hanım, kız kardeşlerini iki kara köpeğe dönüştüren ifriteden sonraları hiçbir haber almadın mı, diye sormuş. Zübeyde, emirül müminin. Onunla ilişki kurmam zor değil. Çünkü bana saçından bir tutam verdi ve bana ihtiyaç duyarsan, bu saçlardan birini yakman yeterli. Ne denli uzakta bulunursam bulunayım, hatta Kaf Dağı'nın ötesinde de olsam, hemen yanında olurum dedi demiş. Bunu duyan halife, ona, öyleyse bana bu saçları getir, demiş. Zübeyde ona saçları vermiş, halife birini alıp yakmış. Yanan saçın kokusu henüz duyulmuşken, tüm sarayda bir sarsıntı işitilmiş ve de bir titreme. Ve birdenbire Ecinliye, bir genç kız kılığında, zengin bir giyimle ortaya çıkmış, Müslüman olduğu için, halifeye, Allah'ın selamı üzerine olsun, ey Allah'ın naibi, demekten geri durmamış. Halife de onu, sen de Allah'tan barış, hayır ve merhamet bul, diye yanıtlamış. Bunu duyan kız, ey emirül müminin. Senin arzun üzerinde benim ortaya çıkmamı isteyen bu genç kız, bana büyük bir hizmetle bulundu ve uç veren tohumlar ekti. Bundan dolayı onun için ne yapsam, bana ettiği iyiliğin karşılığını yeterince karşılamış sayılmam. Kız kardeşlerine gelince onları köpeğe dönüştürdüm. Eğer onları öldürmediysem, bunu sadece kız kardeşlerine büyük bir üzüntü olur diye yapmadım. Şimdi şayet sen, ey emirül müminin onların kurtarılmasını istiyorsan, bunu sana ve kız kardeşlerine duyduğum saygı uğruna yaparım. Ve zaten kendimin de Müslüman olduğumu hiç unutmadığım için, demiş. Halife de, ona, doğru. Senin onları kurtarmam istiyorum. Bundan sonra, bedeni darbelerle zedelenmiş genç kızın davasına bakarız. Eğer öyküsünün gerçek olduğunu anlarsam, onu savunur ve onu böylesine haksız olarak cezalandırmış bulunandan öç alırım, demiş. Bunu duyan ifrite, ey emirül müminin, ben, bir an içinde genç Emine'ye böyle davranan kişiyi sana gösterebilir, onu ortadan kaldırır ve servetine el koyarım. Çünkü şunu bil ki, insanoğulları içinde sana en yakın olan biridir, o demiş. Sonra ifrite bir tas su almış ve üzerine sihirli sözler okumuş, sonra da bu suyu köpeklerin üzerine serpmiş, çabucak eski insan kılığınıza dönün, demiş. O saatte iki köpek, onları yaratana onar veren iki güzel genç kız olmuş. Bunu izleyerek ecinli kız, halifemden yana dönerek, ona, genç Emine'ye bütün bu kötü davranışlarda bulunan kişi, sizin öz oğlunuz Eykemin'dir, demiş. Sonra da ona öyküyü yeniden anlatmış, bu kez halife, kesinlikle insan olmayan, ecinli olan birinin ağzından duyduğu öyküyle durumun doğruluğunu saptayabilmiş. Bu duruma halife çok şaşırmış ve Allah'a şükürler olsun ki bu iki köpek benim aracılığımla kurtuldu, demiş. Sonra oğlu Elimin'i huzuruna çağırtarak ondan açıklama istemiş ve Elkem'in de ona gerçeği anlatarak yanıt vermiş. Bunun üzerine halife, kadıları ve tanıkları, üç hükümdarın oğlu olan üç kalenderi, daha önce büyülenmiş olan iki kız kardeşiyle üç genç kızın bulunduğu salonda bir araya getirmiş. Ve orada kadılar ve tanıklarla oğlu Elimin'i genç Emine ile yeniden evlendirmiş, sonra da genç Zübeyde'yi bir hükümdar oğlu olan birinci kalenderle, öteki iki genç kadın da yine hükümdar oğlan olan diğer iki kalenderle evlendirmiş ve kendisi de, beş kız kardeşin en genciyle, çarşı alışverişlerini yapan hoş ve tatlı Fehime ile evlilik sözleşmesini hazırlatmış. Ve her bir evli çift için bir saray yaptırtmış ve hepsine mutlulukla yaşamaları için büyük servetler bağışlamış. Ve kendisi de, gece gelir gelmez, genç Fehime'nin kollarında yatmak üzere acele etmiş ve o geceyi onunla en hoş biçimde geçirmiş. Fakat, diye sözünü sürdürmüş Şehrazat, Şehriyar'a seslenerek, ey bahtı güzel şahım, bu öykünün, bundan sonra anlatacağımın yanında asla fazla şaşırtıcı olduğuna inanmayın demiş. Kesilerek öldürülen kadın üç elma ve zenci reyhan öyküsü. Şehrazat sözünü şöyle sürdürmüş, gecelerden bir gece, Halife Harun Reşit, Veziri Kafercül Barmaki'ye, bu gece birlikte kılık değiştirerek seninle kente inmek istiyorum, bakalım vali ve öteki yöneticiler neler yapıyorlar. Bana şikayet olunanlar hakkında işten el çektirme kararındayım, demiş. Cafer de işittik ve itaat ettik, yanıtını vermiş. Ve Halife, Cafer ve Cellat Mesrur kılık değiştirip indikleri Bağdat'ta, caddeler boyunca yürümeye başlamışlar, küçük bir sokaktan geçerken, epeyce yaşlanmış bir ihtiyar görmüşler, başında bir balık ağ ve bir küfe, elinde bir baston bulunuyor ve titreyerek şu dizeleri okuyormuş, karşı denge kurmayı beceremiyorum. Benden yana bahse girenler peyakçelerini yitirmekten başka sonuca ulaşamazlar.
Gerçekte fakir kadar, fakirin durumu kadar ve fakirin ekmeği ve yaşamı kadar üzücü şey var mıdır? Fakir her zaman acınır bir haldedir. Yaşamak için ne kadar çok derde katlanır. Mevsim yazsa, elden ayaktan kesilir. Mevsim kışsa, küllükten başka ısınacak aracı yoktur. Yürürken bir an dursa, onu kovalamak için köpekler saldırır. Sefildir. Hakaret ve alay konusudur. Eyvah ki! Ondan daha sefili yoktur. İnsanlara şikayetini haykırmak ve sefaletini göstermek için bir türlü karar veremiyorsa, şikayet edebileceği kişi bulamamasındandır. Fakirin yaşamı böyleyse, onun için mezarda olmak yeğdir. Bu şikayet dolu sözleri işitince, Halife Kafer'e bu zavallı adamın görünüşü ve okuduğu dizeler büyük bir sefaleti vurguluyor, demiş. Sonra da ihtiyara yaklaşıp, ey şeyh, senin mesleğin nedir, diye sormuş. İhtiyar, balıkçılık, efendim. Ama çok ihtiyar ve fakirim. Başımda bir de aile var. Öğleden bu saate kadar evden çıktım, dolaşıyorum. Allah henüz çocuklarımı besleyecek ekmeği sağlamadı. Kendimden ve yaşantımdan bıktım, ölümden başka bir şey dilemiyorum gayri, diye yanıt vermiş. Bunu duyan halife, benimle ırmağa doğru gelip kıyıdan, benim adıma, ağanı Dicle'ye atabilir misin? Şansımı denemek istiyorum da. Ve sudan ne çıkarırsan, bunu senden satın alacak ve 100 dinar ödeyeceğim. Bu sözleri duyan ihtiyar çok sevinmiş ve teklifinizi kabul ediyorum ve başımla bir tutuyorum, demiş. Ve balıkçı onlarla birlikte Dicle'ye doğru gitmiş ve ağını atıp beklemiş, sonra ağ çekmiş ve dışarı çıkarmış. İhtiyar balıkçı ağda, ağzı kapalı, kaldırılmayacak kadar ağır bir sandık bulmuş. Halife de denedikten sonra onun ne denli ağır olduğunu anlamış. Ancak balıkçıya hemen 100 dinar ödemekte gecikmemiş, balıkçı ferahlayarak parayı alıp gitmiş. Bunun üzerine Cafer ile Mesrur sandıkla meşgul olmuş ve onu saraya kadar taşımışlar. Halife meşaleleri yaktırmış ve Cafer ile Mesrur sandığa yaklaşıp onu kırmışlar. İçinden palmiye yapraklan arasında kırmızı yünden örülmüş bir küfe bulmuşlar, küfenin ağzındaki ipliği çözmüşler ve içinde bir halı bulunduğunu, halıyı kaldırınca da altında büyük bir kadın başörtüsü olduğunu görmüşler, örtüyü kaldırınca, altında, saf gümüş kadar beyaz, öldürülüp parçalara ayrılmış bir genç kadın cesedi bulmuşlar. Bunu görünce halifenin gözlerinden yaşlar dökülmüş, sonra dönüp kızgınlıkla, Kafer'e, ey vezir denen köpek! Gördüğün gibi, benim saltanat sürdüğüm ülkede, cinayetler işleniyor ve kurbanlar suya atılıyor. Yarın kıyamet gününde bu kanın hesabını ben vereceğim. Vicdanım bu kadar ağır yükü nasıl kaldırır? Bunun için suçluyu bulup cezasını vermem, onu öldürmem gerek. Sana gelince Cafer, beni Abbas halifelerinden gelen varlığım üzerine yemin ederim ki, öcünü almak istediğim şu kadının katilini bulup huzuruma getirmezsen, sarayımın kapısında seni ve Barmaki ailesinden 40 yenini asacağım, diye haykırmış. Gazaba gelen halifeye Cafer, bana 3 günlük bir süre bağışlayın, demiş. Halife de, bağışladım, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Cafer, saraydan, keder dolu, çıkmış, kentte yürürken, bu genç kadını öldüren kişiyi nasıl öğrenir ve halifenin huzuruna getirmek üzere nerede bulurum? Öte yandan katil yerine öldürülmek üzere bir başkasını tutup getirirsem, vicdanım bunu nasıl kaldırır? Ne yapsam acaba, diye kendi kendine söyleniyormuş. Böylece Cafer evine ulaşmış ve verilen sürenin 3 gününü, umudu kırık, orada geçirmiş. 4. gün halife onu çağırtmış. Elleri arasında başını yere değdirerek selamlayınca halife ona, genç kadının katili nerede, diye sormuş. Cafer, tüm kentin içinde görünmeyen ve gizli olan bir katili nasıl bulabilirim, bilmiyorum, diye yanıt vermiş. Halife buna çok kızmış ve Kafer'in saray kapısına asılmasını ve tellalların bunu, bütün kente ve yöresine, halifenin veziri Kafercül Barmaki'nin ve yakınlarından 40 kişinin saray kapısında asılması gösterisinde bulunmak isteyenler evinden dışarı uğrasın, şeklinde duyurmasını emretmiş. Ve tüm Bağdat halkı, Cafer ile yeğenlerinin idamında bulunmak üzere sokaklardan saraya doğru akın etmeye başlamışlar, ama olayın nedenini kimse bilmiyormuş. Cafer ve Barmakiler yaptıkları iyilikleri ve cömertlikleri dolayısıyla çok sevildikleri için, herkes üzüntü içindeymiş ve yakınıp duruyormuş. İdam sehpası dikilip mahkumlar altına dizilince, halifenin idamın yerine getirilmesi izni verdiği işitilmiş. Birdenbire tüm halkın ağladığı bir sırada, çok fakir giyimli, yakışıklı bir delikanlı aceleyle halkı yarmış ve kendini Kafer'in ayaklarına atmış ve ona, ey efendim, ey soyluların en soylusu, ey fakirlerin sığınağı. Sana teslim olmaya geldim. Çünkü o kadını öldürüp doğrayan ve sandığa koyup Dicle'de bulduğunuz hale koyan benim. Şimdi de siz beni öldürün. Adalet yerini bulsun, demiş.
Cafer, genç adamın sözlerini duyunca, kendi adına çok sevinmiş ama genç adam adına çok üzülmüş. Dolayısıyla daha ayrıntılı açıklamalar yapmasını istemiş ama bu sırada halkı yarıp, saygın bir ihtiyar, aceleyle yanına yaklaşmış, onları selamlayıp, "Ey vezir, bu genç adamın söylediklerine inanma. Çünkü genç kadının ölümünden, benden başka sorumlu yoktur. Ve sadece ben bunun cezasını çekmeliyim," demiş. Ama genç adam, "Ey vezir, bu ihtiyar saçmalıyor ve ne dediğini bilmiyor. Onu öldürenin ben olduğumu tekrarlıyorum. Aynı tarzda öldürülmek de bana düşer," demiş. Bunun üzerine yaşlı adam, "Çocuğum, sen daha gençsin ve yaşamı sevmelisin. Bense, yaşlıyım, bu dünyaya doymuşum. Senin yerine vezirin ve yeğenlerinin kanının bedelini ödemeliyim. Onun için katilin ben olduğumu tekrarlıyorum. Ve ceza bana verilmelidir," demiş. Bunun üzerine Cafer, muhafızların kumandanının rızasıyla, kendileriyle birlikte genç adamın ve ihtiyarın halifenin huzuruna çıkarılmasını sağlamış. Ve ona, "Emir düt müminin. İşte genç kadının katili huzurunuzda," demiş. Halife, "Hani nerede?" diye sormuş. Cafer, bu genç adam katilin kendisi olduğunu iddia ediyor ve teyit ediyor. Ama ihtiyar onu yalanlıyor ve cinayeti kendisinin işlediğini söylüyor, demiş. Bunun üzerine halife, ihtiyar adama ve delikanlıya bakmış ve onlara, "İkinizden hanginiz genç kadını öldürdü?" diye sormuş. Genç adam, "Ben öldürdüm," diye yanıt vermiş. Şeyh de, "Hayır. O benim işte," diyerek araya girmiş. Bunun üzerine halife daha fazla bir şey sormadan, "Kafere, ikisini de al götür. İdam et," emrini vermiş. Ama Cafer, "Eğer sadece bir tek katil varsa, ikincisini öldürmek büyük bir adaletsizlik olur," demiş. Bunun üzerine genç adam, "Gökleri bulunduğu yükseklikte kuran ve dünyayı bulunduğu genişlikte yaratan Yüce Allah adına yemin ederim ki, genç kadını öldüren ben kulunuzum. İşte kanıtları da burada," demiş. Ve sadece halife ile Cafer ve Mesrurd'un bildiği şekilde ölünün sandığa sokuluş düzenini anlatmış. Böylece halife genç adamın suçluluğuna inanmış ve çok büyük bir şaşkınlığa düşmüş ve genç adama, "Aman için onu öldürdün. Hiç zorlanmadığın halde gelip bunu neden itiraf ettin? Ve karşılığında kendinin de cezalandırılmasını neden istedin?" diye sormuş. Bunun üzerine genç adam şu öyküyü anlatmış. "Bil ki, ey emirül müminin, genç kadın, kayınbabam olan bu ihtiyar şeyhin kızı ve benim karımdı. Daha çok genç ve bakire iken onunla evlendim. Allah, ondan, bana 3 erkek evlat bağışladı. Ve beni her zaman sevmeye ve hizmetimde bulunmaya gayret gösterdi. Ve ben, onda kusur olabilecek hiçbir şey bulmadan ömrümü sürdürüyordum. Ama bu ayın başında, ağır şekilde hastalandı. Hemen en bilgili hekimleri çağırdım. Allah'ın izniyle onu hemen iyileştirdiler. Ve ben, onun hastalanmasının başından beri onunla aynı yatağa girmemiştim. İyileşince onunla yatmak arzusu duydum. Ama ilkin yıkanmasını istiyordum. Ama, o, bana, hamama girmeden önce, yerine getirilmesini istediğim bir arzum var," dedi. Ben de, "Neymiş o arzu?" diye sordum. "Bana, kokusunu duymak ve bir parçasını koparıp yemek için bir elma olsun isterdim," dedi. Ben de, "isterse bedeli 1000 altın dinar olsun," satın almak üzere hemen kente gittim. Tüm meyvecileri dolaştım, fakat hiç elma yoktu. Canım çok sıkılmış olarak eve döndüm, karımı görmeye göze alamadım. Ve bütün geceyi nasıl olur da bir elma bulabilirim, düşüncesiyle geçirdim. Ertesi gün şafak vakti, evden çıktım ve bahçelere doğru yollandım. Her birini tüm açlığın gözeterek ziyaret ettim, bir sonuç alamadım. Ama yolumun üzerinde yaşlı bir bahçe bakıcısına rastladım. Elma bulma konusundaki endişelerimi ona açıkladım. Bana, "Çocuğum, bu mevsimde buralarda elma bulman çok zordur. Ancak Basra'da Emirül Mümininin bahçesinde bulabilirsin. Ama orada da bunu sağlamak oldukça zordur. Çünkü, bakıcı, elmaları halifenin ihtiyacı için dikkatle saklamaktadır," dedi. Bunu duyunca karımın yanına döndüm ve ona durumu anlattım. Ama ona karşı duyduğum sevgi, beni hemen geziye çıkıp onun isteğini yerine getirmeye zorladı. Yola koyuldum. Gece gündüz 15 gün yol alarak Basra'ya gidip geldim. Fakat bahtım bana gülmüş ve karımın yanına, Basra'daki bahçenin bakıcısına 3 altın dinar ödeyerek sağladığım 3 elmayla dönmüştüm. İyice keyifli, eşimin yanına dönmüş ve 3 elmayı sunmuştum. Ama, o, bunları görünce, hiçbir sevinç alameti göstermedi ve önem vermeksizin elmaları yanına, bir yerlere koydu. Bununla birlikte, benim yokluğumda, karınım yeniden ateşinin yükseldiğini ve onu etkisinde tuttuğunu gördüm. Karım 10 gün daha hasta yattı.
Ben de bu süre için bir an bile başucundan ayrılmadım. Fakat Allah'a şükrolsun, bu sürenin sonunda sağlığını toparladı, bunun üzerine çıkıp dükkanıma gidebildim ve alışverişe koyuldum. Böylece dükkanımda otururken, öğleye doğru, elinde tuttuğu elmayla oynayarak yoldan geçen bir zenci gördüm. Bunu görünce çağırıp ona, "Hey! Dostum! Bana bu elmayı nereden aldığını söyler misin? Ben de gidip almak istiyorum," dedim. Bu sözlerime gülerek, "Zenci, bunu sevgilim bana verdi. Epeydir onu görmemiştim, ziyaretine gittiğimde onu rahatsız buldum. Yanı başında 3 elma vardı," sorunca, "Bana, düşünsene sevgilim. Budala boynuzlu kocam, bunları satın almak için Basra'ya kadar gitti ve 3 altın dinar ödeyerek bunları aldı," dedi. "Sonra da elimde gördüğün şu elmayı bana verdi," dedi. Zencinin bu sözleri üzerine, "Ey emirül müminin! Dünya gözümde karardı, hemen dükkanımı kapattım, hiddetinin şiddetinden aklımı yitirmişesine yol alarak eve döndüm. Yatağın üzerine baktım, gerçekten elmanın biri yoktu. Bunun üzerine eşime, 3. elma nerede?" diye sordum. "Bana, hiç bilmiyorum, farkında bile değilim," dedi. Böylece zencinin sözleri doğrulanmış oluyordu. Bunun üzerine bir bıçak bularak ve dizlerimi karnına bastırarak, bıçak darbeleriyle onu doğradım, başını ve organlarını kestim, sonra hepsini aceleyle bir küfeye koydum ve üstünü bir örtü ve bir halıyla örttüm, bir sandığa koyup çiviledim. Sandığı katırıma yükledim ve hemen atmak üzere Dicle'ye gittim ve de bunu kendi ellerimle yapmak istedim. Böylece, ey emirül müminin! Cinayetimin cezası olarak senden ölümümü tezleştirmen için yalvarıyorum. Ben de aynı tarzda öleyim. Zira kıyamet gününü bunun hesabını verememekten korkarım. Onu kimse görmezden Dicle'ye attıktan sonra eve döndüm. Orada büyük oğlumu ağlarken buldum. Ve annesinin ölümünü bilmediğinden emin olmakla birlikte yine de ona, "Niye ağlıyorsun?" diye sordum. "Bana, annemin elmalarından birini aldım ve arkadaşlarımla oynamak için sokağa indiğimde, yanımdan iri kıyım bir zencinin geçtiğini gördüm. Zenci elimdeki elmayı kaptı ve bana, bu elma nereden geldi?" diye sordu. Ona, "Babam getirdi onu. Gidip 3 altın dinar verip Basra'dan annem için, diğer 2 benzeriyle satın aldı," dedim. Bu sözlerime karşın zenci bana elmayı geri vermedi, beni tokatladı ve elmayı alıp gitti. "Şimdi annem elma yüzünden beni döver diye korkuyorum," şeklinde yanıt verdi. Çocuğun sözlerini duyunca, zencinin kayınpederimin kızı hakkında yalan sözler söylediğini ve onu haksız yere öldürdüğümü anladım. Bunun üzerine sel gibi gözyaşı döktüm, sonra da kayınbabamı, yanımda gördüğünüz bu saygın şeyhi görmeye gittim. Bu acıklı öyküyü ona anlattım. Bunları duyunca yanıma oturdu, o da ağlamaya başladı, ikimiz birlikte ağlamayı gece yarısına kadar sürdürdük, sonra da 5 gün süreyle matem tuttuk. Bugüne kadar da karımın ölümü üzerine ağlayıp inleyip durduk. Ey emirül müminin! Atalarının kutsal anısı uğruna, benim cezamı hemen vermeni ve bu cinayetin kefaretini ödetmeni senden yalvararak diliyorum. Demiş. Bu öyküyü duyunca, halife çok sarsılmış ve, "Vallahi, bu hain zenciden başkasını öldürtmek istemem," diye haykırmış. Fakat anlatısının bu noktasında, Şehrazat, gün doğduğunu görmüş ve yavaşça sesini kesmiş.